çok sevilen insanların 10 özelliği. Eğer bu özellikler sizde varsa seviliyorsunuz. Bakın bakalım bu özelliklerden kaç tane sizde var? 1. Bunlar samimi ve içtendir. Rol yapmazlar. Neyse o. Kimse sahte birinden hoşlanmaz. Bunlar tavırlarıyla, halleriyle, her şeyleriyle doğal, samimi, içten insanlar. Rahat davranırlar. Siz de kendinizi onların yanında rahat hissedersiniz. 2. Peşin hükümlü değillerdir. Açık fikirlidirler. Allah aşkına bir düşünün. Sizinle ilgili ön yargısı olan, sizi dinlemeyi istemeyen birisiyle kim bir araya gelmek ister? Kim konuşmak ister? 3. İlgi çekmeye çalışmazlar. Yeter ki beni sevsinler diye şaklabanlık yapmaz. Kılıktan kılığa girmez. Böyle bir çaba zaten insanı itici yapar. İnsanların kalbini kazanmak o kadar kolay ki. Eğer arkadaş canlısıysanız ve biraz da düşünceliyseniz insanların kalbini çok rahat kazanıyorsunuz. 4. Tutarlıdırlar. İnsanlar bunların yanında rahattır. Neden? Nerede, ne şekilde davranacağını, hangi tepkileri vereceğini bilir. Çünkü çizgileri nettir. 5. Beden dillerini olumlu şekilde kullanırlar. El hareketlerinin, yüz ifadelerinin, ses tonlarının farkındadır bunlar. Bunlar konuşurken isteklidir. Kollarını kavuşturup arkaya doğru yaslanıp ben seni dinlemiyorum, sen benim umurumda değilsin edası bunlarda yoktur. Çünkü bunlar şunu bilir. Ne söylediğiniz önemli değildir. Nasıl söylediğiniz önemlidir. 6. Diğerlerinin üzerinde güçlü bir ilk izlenim oluştururlar. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir insanın sizi sevip sevmeyeceği var ya 7 saniye içinde belli oluyor. O ilk 7 saniye içinde size olumlu ya da olumsuz bir etiket yapıştırıyor. Ve bütün konuşmalarınız, tavrınız, tarzınız, bütün yaptıklarınızın o etikete göre ne kadar doğru ya da değil olduğunu test ediyor. İlk karşılaştığımız insanlara dikkat edelim. Bizi 7 saniye içinde olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirecek. Bizi ya sevecek ya da bize gıcık olacak. Seni ilk gördüğümde sevmemiştim zaten. Demek ki ilk gördüğünde ona doğru bir ilk izlenim verememişsiniz. İlk izlenim için beden diliniz olumlu olmalı. Güçlü bir tavrınız olmalı. Gülümsemeniz candan ve samimi olmalı. Ona karşı yüzünüzü, cephenizi dönmeniz lazım. Ve vücudunuz ona dönük olmalı. Ve gözleriniz onda olmalı. Eğer bunları yapabiliyorsanız ilk izleniminizde sevilen bir insan olursunuz. Bak benden söylemesi. 7. Konuştukları insanlara isimleriyle seslenirler. Herkes ismini duymak ister. İsmimiz kişiliğimizdir. İnsanlar isimlerini duydukları anda kendilerini harika hissederler. Sevilen insanlar tanıştıkları insanların isimlerini not ederler, unutmazlar ve isimleriyle seslenirler. Araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer birisi bize ismimizle sesleniyorsa onaylandığımızı hissediyoruz. Değerliyim ben onun için diye düşünüyoruz. Bak haberiniz olsun. 8. Gülümserler. Ve sen gülümsüyorsan ayna nöronlar devreye giriyor ve senin gülümsemenle birlikte doğal olarak bilinçsizce o da beyninde gülümseme isteği duymaya başlıyor. Eğer insanların sizden hoşlanmasını istiyorsanız konuşmanız sırasında onlara gülümseyin. Gülümseme sadakadır diye boşuna söylememiş Peygamber Efendimiz. 9. Sorular sorun. Soru sormak, seni dinliyorum demek. Anlat, anlattıkların ilgini çekiyor demek. Ben seni önemsiyorum demek. Onun için soru sormak, karşı tarafı konuşturmak, karşı tarafı önemli, değerli hissetmesini sağlamak anlamına geliyor. Ve bunu yaparsanız sevilirsiniz. Bak benden söylemesi. 10. Telefonları kaldırırlar. Yüz yüze iletişimde biriyle konuşurken telefonla ilgilenmek, telefonla oynamak, sen önemli değilsin, sen değerli değilsin mesajı verir. Maalesef son dönemde bir arada olan insanların çoğu bu hatayı yapıyor mu yapıyor. Hacı Bektaş Veli yıllar önce sevilen insan olmak için ne yapılması gerektiğini çok güzel ifade etmiş. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırrını tut, öfkeni yut.
Evet, siz ne diyorsunuz? Sevilen insan olmak için neler yapmak lazım? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.